Arkadaşlar, ortak bölenlerin en büyüğü OBEP'le devam ediyoruz. Şimdi, aynı OKEK'te yaptığımız gibi öncelikle ne yapacağız arkadaşlar? Sayımızın asal çarpanlarını ayıracağız. Sonra ortak asal çarpanların en küçük üstleriyle beraber alacağız, çarpacağız falan filan. Şimdi hemen bir örnek üzerinden bakalım. Sözel kısmını zaten biliyorsunuz. Çok da bahsetmeye gerek duymuyorum. A, B, C farklı birer asal sayı olsun. Şimdi A, B, C farklı asal sayı olmak zorundaydı değil mi? Biz ne yapmıştık? 120 sayısını yazarken 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1 şeklinde ayırmıştık değil mi? Şimdi A, B, C farklı birer asal sayı. Tabii ki burası da farklı olacak. A ve B sayıları, büyük A ve B sayılarının OBEP'ini soruyor bana. Yani diyor ki ortak, herkes için de ortak bölsün. Ve bu ortak bölenlerin de en büyüğü olsun. Şimdi bu A ve B sayısını A üzeri neyi ortak böler? A üzeri 2 değil mi? A üzeri 2. Ya A üzeri 2 bunun içinde de var, bunun içinde de var. Ama A üzeri 3 dersem B'yi böler mi? Bölmez. Çünkü burada A'nın karesi kadar var. A üzeri 3 kadar yok. Tamam. Şöyle yazayım tabii. OBEP eşittir. A üzeri 2. 7, B üzeri 7 mi diyeyim? B üzeri 3'ü mü alayım buraya? Evet doğru. B üzeri 3'ü alacağız. Neden? Çünkü küçük olanı almamız lazım. Şimdi hocam küçük diyorsunuz ama ortak bölenlerin en büyüğünü buluyoruz biz. Şimdi arkadaşlar küçük diyorum ama buradaki ne? Ortak. Her ikisini de ortak bölecek ve en büyük sayı olacak. Bunu B böler mi? Her ikisinde B böler. B'nin karesi böler mi? O da böler. Şöyle yazayım. B böler. B'nin karesi böler. B üzeri 3 de böler. Peki B üzeri 4 böler mi? Bunu böler ama bunu bölmez. Demek ki B üzeri 4'ü alamıyorum. Şimdi ortak bölenlerin, ortak bölen B var. B'nin karesi var. B'nin 3. kuvveti var. Ortak bölenlerin en büyüğü. Bunların en büyüğü ne? B üzeri 3. O yüzden B üzeri 3 aldım. Yani OBEP deyince B üzeri 7'yi almayacaksınız. Bunun 3'ünün en büyüğü B üzeri 3. Bunu alacaksınız. Peki şurada ne alacağız o zaman? C'nin karesini alacağız. Tamam. Bu A ve B'nin OBEP'i neymiş? A'nın karesi çarpı B'nin 3. kuvveti çarpı da C'nin karesiymiş diyeceğiz arkadaşlar. Hemen örneklendirelim. 90 ile 120 sayısının ortak bölenlerinin en büyüğü kaçtır? Şimdi ne yapacağız önce? Her ikisini de ayrı ayrı bir asal çarpanlarına ayırmamız lazım değil mi? 90'ı 2'ye böldüm 45. 2'ye bölünür mü? Hayır. 3'e bölünür 15. 15 3'e bölünür 5. 5'e böldüm 1. 120 sayısını 2'ye böldüm 60. 2'ye böldüm 30. 2'ye böldüm 15. 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Şimdi yazıyorum. 90 eşittir. 2 çarpı 3'ün karesi. 2 tane 3 var. Çarpı 5. 120 sayısı da neydi? 2 üzeri 3 çarpı 3 çarpı 5. Evet. Biraz önceki soruda yaptığımız gibi. OBEP. 90, 120. Her ikisinin OBEP'i. Nasıl buluyorduk? Ortak bölenlerin en büyüğü. Bunun her ikisini ortak bölen en büyük ne? 2 üzeri 1 var. 2 üzeri 2 bunu böler ama bunu bölmez. Demek ki 2 üzeri 1'i aldım. Buradan ne alacağım? Küçük olan 3'ü alacağım. Buradan zaten 5 alacağım. O bebi kaçmış arkadaşlar? 2 çarpı 3 6 çarpı 5'ten 30'muş diyeceğiz. Tamam. Geldik şimdi bir sonraki soruya. Bu problemler konusundan da yani problem diye çıkan sorularda da bu OBEP OKEK'ten de gelebilir. Zaten genelde karşınıza problem üzerinden gelecektir. Bakıldığında biraz gözünüzü korkutabilir. Evet ama aslında çok basit sorulardır arkadaşlar. Hemen bir tane örnekle nasıl basit olduğunu görelim. Boyutları 168 cm ve 105 cm olan dikdörtgen şeklindeki yüzey. Şöyle bir yüzeyimiz var bizim. 105 santimetre, 168 santimetre olacak bir dikdörtgen şeklindeki yüzey eşit kare şekillerle, karelerle şöyle hatta bunları böyle köşeden yapacağız. Çünkü hiçbir boşluk kalmayacak.
İşte artık kaç tane olacaksa. Dikdörtgen şeklindeki yüzey eşit kare şekildeki fayanslarla döşenecektir. Yani bunlar ne? Kare. Her bir kenarın uzunluğu birbirine eşit olmak zorunda, değil mi? Şöyle tek çizgiyle hepsinin eşitliğini gösterdim. Tamam, diye devam ediyor. Yüzeyde hiç boşluk kalmayacağına göre en az kaç fayansa ihtiyaç vardır? Şimdi yüzeyde hiç boşluk kalmayacak ve en az kaç fayansa ihtiyaç vardır? Arkadaşlar burada ne yaptım ben? Küçük olanı bulmaya çalışıyorum, değil mi? Yani benim için ortak bölmem lazım. Her ikisini de ortak bölecek fayanslar. O yüzden OBEB'i kullanıyorum. Yani nasıl buluyorsunuz? Ya ben bu soruyu okudum. Hocam ben burada OBEB mi kullanacağım, OKEK mi kullanacağım? Nasıl ayırt edeceğim? Şimdi arkadaşlar, küçük parçaları birleştirip büyük tek bir şey yapıyorsanız şayet, yani işte küçük fayanslarla döşenip büyük bir şey elde ediyorsanız OBEB kullanıyorsunuz arkadaşlar. Ama büyük bir şeyiniz var ve bunu parçalıyorsanız OKEK kullanıyorsunuz. Küçültüyorsunuz değil mi? K, küçük. Yani bir torbadan mesela, torbanın 3 tane büyük torba var. Onların içinden küçük küçük parçalara bölüyorsanız, küçük poşetleme yapıyorsanız küçüğe bölüyorsunuz. Hepsine eşit bölmeniz gerekiyor. Burada da fayansları küçük küçük, buraya alanları bölmeniz gerekiyor. OBEB'i kullanacaksınız. Ama fayanslardan ya da büyük bir şey bulmaya çalıştığınızda zaten o keki, onu o konuya gelince de bahsedeceğiz. Ama ne dedim? Büyük bir şeyden küçük parçalara gittiğinizde OBEB'i kullanacaksınız arkadaşlar. Yani büyük bir alana küçük parçalar döşerken OBEB'i kullanıyorsunuz. Tamam, bana diyor ki şimdi 105 ile 168'in OBEB'ini al. 105 ile 168. Şimdi arkadaşlar ben burada ayrı ayrı yapmıştım ama bunların her ikisini aynı anda da yapabiliriz. Burada kolaylık, şöyle tek tek yazıp da üzerlerini almayacağız. Şimdi ne yapacağız? Bakın, 105'i ve 168'i her ikisinden bir tanesi 2'ye bölünmesi yeter. 2'ye bölüyorum. 105 bölünmüyor. Onu aynen yazdım. 168 2'ye bölünüyor. Ne yapıyor? 84 yapıyor. Tamam. Yine bu 2'ye bölünür. O yüzden 2 yazıyorum. Ama 105 yine bölünmüyor 2'ye. 105'i aynen yazdım. 84 42 oluyor. 105 yine 2'ye bölünmüyor ama 42 bölünüyor. 105'i yine aynen yazdım. 42 21 oluyor. 21 de 41 de artık 2'ye bölünmüyor arkadaşlar. Neye bölünüyor bunlar artık? 3'e bölünebiliyor. 3'e bölersem ben 35 yapıyor. 21 3'e bölersem 7 yapıyor. Şimdi her ikisi de 3'e bölündü mü? Bölündü. Ya da şöyle yuvarlak içine alayım. Ya da yıldız koyayım, hiç fark etmez. Her ikisinin de 3'e bölündüğün, bölen, ortak bölen 3 sayımız var. Şimdi geldik devam etmeye. 3'ten sonra bu 3'e bölünüyor mu? Her ikisi de bölünmüyor artık. 35 de bölünmüyor. 5'e bölünüyor ama burası. Tamam, burada 7 oldu. 7 5'e bölünmediği için 7'yi aynen aşağı indirdim. Sonra her ikisi de 7'ye bölünüyor. 1 1. Bu durumda zaten 7 de ortak bir bölendir. Bu durumda 105 ile 168'in OBEB'i ne yaptı arkadaşlar? 3 çarpı 7'den 21 yaptı. Yani fayansımız ne olacakmış? Karelerinin bir kenarı 21 santimetre olacakmış. Bize ne diyor? Hiç boşluk kalmayacak olduğuna göre diyor en az kaç fayansa ihtiyaç vardır? Her bir karenin şurası 21, burası 21 ise karenin alanı ne oluyor? 21 çarpı 21 oluyor, değil mi? Ben bütün alana 105 çarpı 168, bu dikdörtgenin komple alanı değil mi? Bütün alanı bu bir tane karenin alanına, bir tane karenin alanına bölersem kaç alanı kaldığımı bulurum, değil mi? Kaç fayans kullandığımı bulurum, pardon. Şimdi hemen bölelim. 21'i 3'e bölersem 7, 105'i 3'e bölersem 35, burayı bölersem burada 5 olacak. 21'i 7'ye bölersem 84. Neyse artık bu bölme işlemini siz yaparsınız. Bu biraz vakit alacak. Tamam arkadaşlar, ne yaptık? Küçük parçadan büyük parçaya geçtik. OBEB'ini bulduk.
Biraz karışık oldu ama anlaşılır oldu. Geçiyoruz. Şimdi sorumuzda ne diyor? X bölü Y 4 bölü 9'muş. O bebi, yani X ve Y'nin o bebi 6 olduğuna göre diyor. Şimdi OBEB ne demekti? Her ikisini de ortak bölen sayımız 6'ymış. E peki X, 4, Y, 9 bunlar artık en sade şekline getirilmiş. Artık bunları ortak bölen başka bir sayı yok. Demek ki bu sayılar birisi 24, birisi 54'müş. Şimdi neden 6 ile çarptık hocam biz bunları? Neden 6 ile çarptık arkadaşlar? X ve Y'yi ortak bölen en büyük sayı 6'ymış. E 4 de 9 da her ikisini ortak bölen artık yok. Ben şimdi bunların her ikisini de 6 ile çarpayım ki her ikisini de 6 bölsün değil mi? Tamam. 24'e 54 oldu. Bana Y eksi X'i soruyor. Yani 54 eksi 24'ü soruyor. Buradan da 30 olacak cevabımız. Şimdi bir sonraki soruya bakalım. 3 tane kutudan birine, büyük koli bunlar. Bu kolilerin birine 160 kilogram şeker, birine 200 kilogram un, birine de 240 kilogram pirinç konmuş. Şimdi bu pirinçleri diyor ki böyle ufak ufak paketleyelim diyor. Torbalara koyalım diyor. Ne yapıyorum? Ben bunları bölüyorum değil mi? Yani böldüğüm için OBEB kullanacağım arkadaşlar. Tamam. OBEB kullanıyorum ben şimdi. OBEB'i yaparken ne yapıyordum? 160, 200 ve 240. Her birini aynı anda bölelim bakalım. OBEB yaparken neye dikkat ediyordum? Her birisini, yani biraz önceki soruda 2 tane vardı, şimdi 3 tane var. 3 sayıyı da aynı anda bölen sayılar benim için önemli. 2 ile başlıyorum. 2 bunu böler, ne yapar? 80. Bunu böler 100, bunu böler 120. E bunların her birini böldüğüne göre o zaman ben 2'ye bir yıldız koydum. Geldim buraya. Yine her biri 2'ye bölünen sayılar var. 40 olur, 50 olur, 60 olur. Her birini böldü, koydum yıldızımı. 2'ye yine bölüyorum. 20, 25, 30. E her birini yine böldü. Bu 2'ye de yıldızımı koydum. 2'ye böldüm. 10 oldu. 25 2'ye bölünmedi. Aynen yazdım. 30, 15 oldu. Buna yıldız koyuyor muyum arkadaşlar? Hayır. Neden? 25 bölünmedi çünkü. Tamam devam ediyorum. 2'ye böldüm yine. Çünkü 10 bölünebiliyor. 5. 25 bölünmedi. Aynen yazdım. 15 bölünmedi. Aynen yazdım. Şimdi arkadaşlar 3'e bölüyorum çünkü 15 3'e bölünüyor. 5, 25 bölünemiyor. 5 bölünemiyor aynen yazdım. E bu durumda 5'e böleceğim. 5 her birini de bölecek. Yıldız koydum. Burası 1, burası 5, burası 1. Bir daha 5'e bölüyorum. Biraz sayfa sığmadı. Burada 1 kaldı. Diğerleri zaten bitmişti. Şimdi OBEB 160 200 240. Bunların her birinin OBEB'i ne yaptı? 2 üzeri 3 çarpı 5. OBEB'imiz bu. OKEK'ini sorsaydı hepsini alacaktık. OKEK konusunda gelince zaten ondan bahsedeceğiz. Tamam. Ne yaptı burası? 8 çarpı 5'ten 40 yaptı. OBEB'im benim 40 mıymış arkadaşlar? Evet. Şimdi her birini 40'a bölersem ben 160'tan 40'arlık torbalara koyacaksam kaç torba kullanacağım? Çünkü bana diyor ki en az kaç torbaya ihtiyacım var diyor. 160'da 40'tan kaç tane torbaya var? 4 torba. Değil mi? 160'lık çünkü torbalarım. 40'lık torbalarım. 160 kiloyu da 40'a bölersem 4 torba kullanıyorum. 200 kiloyu da 40 kiloya bölersem 5 torba kullanıyorum. 240'ı da 4'e bölersem 6 torba kullanıyorum arkadaşlar. Tamam kaç torbaya ihtiyacım varmış? 15 torbaya ihtiyacım varmış. 4 artı 5 artı 6'dan 15 torba. 15 torba kullanacakmışım ben. Evet bunu da geçiyoruz. Güzel bir soru bu soru. Hemen bakalım. Başta bu nasıl bir soru diyebilirsiniz. 222 ve 282 sayıları hangi en büyük sayıya bölünürse 222, 282
Hangi en büyük sayıya bölünürse kalan 12 olur. Şimdi arkadaşlar bakın, soruyu anlamak ve yorum yapabilmek çok önemli. Çünkü bunu anlayıp şunları yazdıktan sonrası zaten bildiğiniz şeyler. Ama bunlar mesela bu konunun içinde anlatılacak şeyler değil. Sorularla karşınıza çıkıyor. O yüzden soruyu iyi okuyup çok iyi anlamaya çalışın. Gerekiyorsa karalayın. Sorunun üzerinde çok karaladım falan demeyin. Test kitaplarının üzerinde bol karalı olsun. Çözün yani, üzerinde uğraşın. Şimdi soruyu tekrar okuyorum. 222 ve 282 sayıları hangi en büyük yani sayıya, a'ya bölünürse kalan 12 olur. Şimdi bu durumda kalan 12 olmadığı hallerine bakıyorum. Buradan ne geliyor? 210 değil mi? Burası 210 var. Burada peki ne var? 270. 270 var değil mi? 12'yi çıkarttım. Ya bölme işlemini ne yapıyordum? Buradan 282'den 270'yi çıkartıyordum. Şimdi arkadaşlar A çarpı bir şey 210 yapacağı için bu 210 zaten A'ya bölünecek. Ama 222 de A'ya bölümünden kalan 12 olacak. Mantığını anladınız mı? Şimdi 270 A'ya zaten tam bölünecek ama ya çünkü buraya ben bir şey yazacağım. X mesela Y olsun. Y çarpı A 270 yapacak. Demek ki A'ya bölünecek bu sayı. 210 da X çarpı A yapacak. Demek ki A'ya bölünecek bu 210 sayısı da. 282 de kalan 12 olacak. 220 de kalan 12 olacak. Tamam. Anlaşıldı. Bu durumda 210 ve 270 sayıları benim A'ya bölünen sayılarımdır değil mi? Tamam, bunların EBOB'unu bir bulalım bakalım. Soruyu bulduk aslında. Çünkü bize zaten 12'ye yani kalan 12 olan EBOB'unu soruyor bu sayıların. Bölüyorum 2 ile başlıyorum. 210'u 2'ye bölersem ne yapar? 105 yapar. 270'i bölersem 135 yapar. Her ikisini de böldüğü için hemen yıldızımı koydum. 105 de 2'ye bölünmez, 135 de. Demek ki artık 2 ile işim bitti. Ne yapıyorum? 3'e geçiyorum. 3'e bölersem 35 yapar. 3'e bölersem 45 yapar arkadaşlar. Tamam. 3 de her ikisini böldü. Demek ki o zaman buna da bir yıldız koyuyorum. Şimdi geldim 35 ile 45'e. 35 3'e bölünmez ama 45 bölünür. 3 ile devam ediyorum. Buradan 15 oldu. 35'e aynen yazdım. 3'e tekrar bölünür. 5 oldu. 35'e aynen yazdım. Bu durumda ne yapıyorum? 5'e bölüyorum. Buradan 1, buradan 7 geldi. 5 ikisini de böldüğü için yine yıldızımı koydum. Ne yaptı? Bir de 7 kaldı. 1. EBOB'u neymiş arkadaşlar? EBOB 210 270 2 2 çarpı 3 çarpı 5'miş. O da ne yapıyor? 6 30. Bunlar 30'muş. 222 sayısının 30'a bölümünden kalan. Hemen sağlama yapalım. Şöyle sağlama diyorum. 222 sayısını 30'a bir bölelim bakalım. O bebine bölündüğünde kalan 12 oluyor muymuş? 22'nin içinde 30 var mı? Yok. 217 210 2 1 0. Kalan 12 oldu mu? Bakın 222'yi 30'a böldüm o bebine. Kalan 12 oldu. Burası oldu. Geldim diğerine. 282'ye 282'yi 30'a böleyim bakayım. 28'de 30 yok. 282'nin içinde 30 7 defa 8 9 defa. Çok güzel. Öğretmenler de bazen hata yapar arkadaşlar. 30 çarpı 9'dan 270 yapacak. 2, 1, 0. Kalan 12 oldu mu? Evet oldu. Demek ki bu da doğruymuş diyeceğiz. Anlaşıldı mı? Anlaşılırsa çok mutlu olurum. Siz de çok güzel sorular çözmüş olursunuz. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmuyoruz. Şimdilik dersimiz bu kadar.